Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Enzimler konusuna geçtik. Burada enzim ter gibi oluyor olmuş ama yanlış yazmışım. Enzimler nedir peki? Biyolojik katalizörlerdir. Arkadaşlar, biyolojik katalizör ne demek? Daha doğrusu katalizör ne demek? Başlamış bir tepkimeye giren, tepkimeyi hızlandıran ve tepkime sonunda değişmeden çıkan moleküllere biz katalizör diyoruz. Canlı vücudunda çalışan katalizörlere ise biyolojik katalizör diyoruz. Dolayısıyla enzimler ne oluyor? Biyolojik katalizörler oluyor. Önce tanımını yaptık. Şimdi genel özelliklerinden bakacağız arkadaşlar. İlk önce isterseniz tanımını şöyle bir yazalım. Daha sonra ise genel özelliklerine bakalım. Şöyle sayfayı değiştireyim. Tanımı neydi? Başlamış bir tepkimeye giren. Tepkimeyi hızlandıran ve tepkime sonunda değişmeden çıkan maddelere katalizör denir. Ne dedik arkadaşlar? Enzimler de biyolojik katalizörlerdir. Enzimler biyolojik katalizörlerdir. Şimdi bu biyolojik katalizörler yani enzimler arkadaşlar bizim vücudumuzda bazı şeyler yapıyor. Daha doğrusu bütün tepkimeleri gerçekleştiriyor diyebiliriz enzimler için. Enzimler bir kere unutmayın tepkimeyi başlatmaz. Başlamış tepkimeyi hızlandırır arkadaşlar ve tepkime için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürür. Nedir aktivasyon enerjisi? Bir tepkimenin başlaması için gerekli olan enerjiye biz aktivasyon enerjisi diyoruz. Enzimler de arkadaşlar bu enerjiyi düşürürler. O zaman yazalım. Diyelim ki tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşürür. Aktivasyon enerjisini düşürür. Dediğimiz gibi arkadaşlar aktivasyon enerjisi tepkimenin başlaması için gerekli olan enerjidir. Başka özellikleri nelerdir arkadaşlar? Enzimlerin etki ettikleri maddelere biz substrat diyoruz. Substrat. Enzimlerle substrat arasında bir anahtar kilit uyumu vardır. Onu da yazalım. Enzimlerin etki ettikleri maddelere substrat denir. Substrat denir. Enzim substrat arasında anahtar kilit uyumu vardır. Anahtar kilit uyumu vardır. Arkadaşlar bu anahtar kilit uyumu bütün enzimler için geçerlidir. Yani enzim kendi aktif olan bölgesine birazdan özelliklerinde yine bahsedeceğim aktif bölgeden. Aktif olan bölgesinde hangisi uyumluysa sadece onu kabul eder. Uyumsuz olanları kabul etmez. Bu yüzden de anahtar kilit uyumu vardır diyoruz. Arkadaşlar bazı enzimler tersinir çalışır. Yani hem yapım olayı olarak çalışıyor hem de yıkım olayı olarak. Yani ters yönlü çalışabiliyor. Tabii ki sindirim enzimleri hariç arkadaşlar. Çünkü sindirim enzimleri sadece parçalama işlevi yapar. Tekrardan geriye o besini oluşturamaz. O zaman yazalım. Bazı enzimler tersinir çalışır. Parantez içerisinde yazıyorum. Sindirim enzimleri hariç. Mesela size sorularda karşınıza mutlaka çıkar. Sindirim enzimleri tersinir çalışır der. Bu yanlıştır arkadaşlar. Sindirim enzimleri hariç dedik. Arkadaşlar enzimlerin tamamında yapı proteinden oluşmaktadır. Yani apo enzim dediğimiz o protein kısım enzimlerin tamamında bulunur. O zaman bunu da yazalım. Enzimlerin tamamında protein. Diğer bir ismiyle apo enzim. Genellikle apo enzim ismi kullanılıyor arkadaşlar. Protein kısım bulunur.
Biz bu protein kısmına özel olarak ne diyoruz? Apoenzim diyoruz. Zaten biz enzimleri ayıracağız. Basit enzimler, bileşik enzimler olarak. Bu şekilde bileşik enzimlerin yapısından da bahsedeceğim. Arkadaşlar, enzimler hangi maddeye etki ediyorsa o maddenin sonuna az ekini getirerek isimlendiriyoruz. Eğer ki enzim inaktifse sonuna jen ekini getiriyoruz. Mesela pepsinojen. Nedir pepsinojen? Midede proteinleri sindiren bir enzimdir. İnaktiftir. Aktif hale geldiğinde ne oluyor? Pepsin oluyor. Mesela arkadaşlar amilaz. Amilaz nedir? Amilaz enzimi nişastayı sindiren enzimdir arkadaşlar. Veya maltaz. Maltaz nedir? Maltozu sindiren enzimdir. Dolayısıyla biz bunlara özel olarak isim veriyoruz. Az eki getirerek. O zaman yazalım. Enzimlerin etki ettiği maddenin sonuna az eki getirilerek isimlendirilir. İnaktif olan, bakın inaktif yani aktif olmayan, inaktif olan enzimlere ise jen eki gelir. Tabii ki kesinlikle glikojenle karıştırmayın. Glikojen farklıdır. Bir enzim değildir. Bir polisakkarittir. Ama geriye kalan sonunda jen eki olanlar ne olacak arkadaşlar? Enzim olacak. Gelelim bir sonraki özelliğimize. Arkadaşlar, enzimler etki ettiği maddenin dış yüzeyinden başlıyorlar. Yani mesela eğer ki elimizde diyelim ki bir ne olsun, bir kıyma olsun. Bir bakteri işte enzimlerini o kıymanın üzerine gönderiyor. İlk önce ne yapıyor? Kıymanın dış yüzeyine etki ediyor. Daha sonra iç yüzeyine veya bütün et olduğunu düşünün. İlk önce dış yüzeyini çürütüyor. Daha sonra iç tarafına geçiyor arkadaşlar. Mesela ekmekte de öyledir değil mi? Ekmekte. Ekmeğin küflenmesi ilk önce nerede başlıyor? Dış tarafta başlıyor. Daha sonra iç tarafa doğru geçiyor. O zaman şöyle yapalım, yazalım. Enzimler etkilerini dış yüzeyden başlatır. Dış yüzeyden başlatır. Evet arkadaşlar, özelliklerimizden bir tanesi de bu. Peki neden dış yüzeyden başlatıyor? Çünkü zaten dış yüzeyde besin maddesi var. İlk önce onu tüketiyor. Daha sonra içeriye doğru giriş yapıyor. Kıymanın parça etten daha kolay parçalanmasının sebebi de budur. Daha kolay çürümesinin sebebi de budur arkadaşlar. Evet, gelelim bir sonraki özelliğine. Arkadaşlar, enzimler basit enzim olabilir ya da bileşik enzim olabilir. Basit enzimler sadece protein kısmından oluşur. Bileşik enzimler yardımcı kısımdan da oluşur. Bileşik enzimlerde yardımcı kısım iki şekilde olacak. Ya organik bir bileşik gelip bağlanacak ki bu vitamin olur. Biz buna koenzim diyoruz. Ya da inorganik bir madde gelip bağlanacak ki bunlar da mineraller olur. Buna da kofaktör diyoruz. Koenzim ve kofaktörün tanımını da yapmış olalım burada. Dediğim gibi bileşik enzimlerin yapısında tekrardan geçeceğim üstünden. Şöyle diyelim. Enzimler basit ve bileşik olarak ikiye ayrılır. Basit enzimler sadece proteinden oluşur. Bileşik enzimler ise protein artı yardımcı kısımdan oluşur. Şimdi şuraya yazıyorum. Yardımcı kısım organik madde ise arkadaşlar, organik madde olarak vitaminler bağlanıyor, bazı vitaminler. Organik ise bakın koenzim diyoruz. Koenzim. İnorganik olarak da mineraller bağlanır. İnorganik ise de kofaktör diyoruz. Kofaktör denir. Evet, bu şekilde kısa bilgi vereyim yapısıyla ilgili. Dediğim gibi birazdan yine yardımcı kısma değineceğim. Arkadaşlar, enzimler hücre içerisinde üretilir ama hem hücre içinde hem de hücre dışında kullanılabilir. O zaman yazalım.
Hücre içinde üretilir. Hücre içinde üretilir. Ama hem hücre içinde hem hücre içinde hem hücre dışında. Hücre dışında kullanılabilir. Tabii bu her enzim için geçerli değil arkadaşlar. Genel olarak söylüyoruz bunu. Her enzim için geçerli değildir. Arkadaşlar, bazı enzimler takım halinde çalışabilirler. O zaman yazalım. Bazı enzimler takım halinde çalışabilir. Bu durumda arkadaşlar mesela şöyle yapayım. A maddesinden B maddesine enzim 1 üretsin. B maddesinden C'yi enzim 2 üretsin. C'den de D'yi enzim 3 üretsin. Şimdi burada bakın, bu enzimler ne yapıyor? Takım halinde çalışıyorlar. Şimdi bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı olabilir. Mesela A'nın ürünü nedir? Yani enzim 1'in ürünü nedir? Bakın, ürün B'dir, değil mi? Enzim 2'nin substratı nedir arkadaşlar? Yine B'dir. Yani bir madde hem ürün hem substrat olabilir arkadaşlar. Bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı olabilir. Evet, bu şekilde takım halinde çalışabilir dedik. Gelelim bir sonraki özelliğine. Arkadaşlar, enzimler çok çok hızlı çalışıyorlar. Bakın, çok hızlı çalışırlar. Onu da yazalım. Enzimler çok hızlı çalışır. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Bizim vücudumuzda üretilen zehirli bir madde vardır. H2O2 hidrojen peroksit. Arkadaşlar, hidrojen peroksit karaciğerde su ve oksijene parçalanıyor. Su ve oksijen. Şimdi bu hidrojen peroksit oksijene parçalanırken, su ve oksijene parçalanırken katalaz enzimi görev yapar. Ama varsayalım ki katalaz enzimi yok. Bakın, enzim yok dedim. Enzim yokken bu olay ne kadar sürede gerçekleşiyor biliyor musunuz? 300 yılda gerçekleşiyor. Ama enzim varken arkadaşlar, bakın, enzim varsa, ki bu enzim hangi enzim dedik? Katalaz. Karaciğerde bulunan katalaz enzimi. Özellikle bizlerde bir organel vardır. Peroksizom organeli. Bu organel sadece bunun için özelleşmiştir. Hidrojen peroksiti parçalamak için özelleşmiştir arkadaşlar. Hücrede de yine bahsedeceğiz. Katalaz enzimi varken bu olay, bakın, saniyenin yaklaşık binde biri sürede gerçekleşiyor. Yani bir hidrojen peroksit 300 yılda enzim yokken parçalanırken, enzim varken saniyenin binde biri sürede, bakın, ne kadar hızlı çalıştığını görebiliyoruz, değil mi buradan? Yani enzimler bizim hayatımızı kurtarıyor diyebiliriz. Zaten enzim olmasaydı 300 yılda bu parçalana kadar biz zaten zehirlenerek ölürdük arkadaşlar. Daha sonra gelelim enzimlerin diğer özelliklerine. Arkadaşlar, enzimler protein yapısında dedik ya, yapısında sadece hani protein olmayan, mesela RNA içeren enzimler de vardır. Bunu bir not olarak yazmak istiyorum şuraya. Bakın, şöyle not yazalım. Genellikle proteinlerden oluşur dedik ya. Protein yapılı olmayan enzimler de vardır arkadaşlar. Mesela ribozim enzimi dediğimiz bir enzim vardır. Bu RNA'dan oluşur bu enzim. O zaman yazalım. Protein yapılı olmayan enzimler de vardır. Örnek yazalım. Örnek ribozim. Ribozim enzim arkadaşlar. Bu enzim RNA içerir. RNA içeren enzimdir arkadaşlar. Evet, gelelim. Bir tanım daha yapacağım size. İzo enzim dediğimiz bir tanım yapacağım arkadaşlar. Veya izozim dediğimiz bir enzim. İzo enzimler protein yapısı farklı ama etki ettiği tepkime aynıysa biz bunlara izoenzim diyoruz. Mesela hatırlayın, bir de izomerden bahsetmiştim size. İzomer neydi? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan bileşiklerdi. İzozim de bir nevi onun gibi. Farklı yapılarda bileşiklerdi, yani protein yapısı farklıdır ama aynı tepkime etki ederler. O zaman şöyle şuraya not olarak yazalım bunu da. Not diyelim. Nedir notumuz? Ne dedik? İzozim veya izoenzim. Nedir arkadaşlar izoenzim? Protein yapısı farklı ama
Etki ettiği tepkime aynı olan enzimlerdir. Evet, bu şekilde arkadaşlar enzimlerin genel özellikleri. Evet, enzimlerin genel özellikleri bu şekilde. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Enzimlerin çeşitlerine ne dedik? İki çeşit enzim vardır dedik. Basit enzim ve bileşik enzim. Basit enzimle ilgili söyleyeceğimiz fazla bir şey yok arkadaşlar. Sadece protein yapısından oluşan enzimlerdir. Şöyle yapalım. Bakın şöyle yazayım enzim diye. Enzimler. Şöyle ayırayım ikiye. Basit enzim. Bileşik enzim. Dediğimiz gibi basit enzimler sadece protein kısımdan oluşan enzimlerdir. Bileşik enzimler ise hem protein kısım var hem de yardımcı kısım vardır arkadaşlar. O zaman şöyle yazıyorum basit enzim için. Sadece protein yapıdan oluşur. Arkadaşlar sindirim enzimleri protein yapılı enzimlerdir. Yazalım yani basit enzimlerdir. Sindirim enzimleri. Evet, sindirim enzimleri bu şekilde arkadaşlar. Basit yapılı enzimler işte nedir? Pepsin enzimi, tripsin enzimi gibi enzimler. Şimdi gelelim bileşik enzimlere. Burası bizim için daha önemli. Bileşik enzimler protein kısım, bakın protein artı yardımcı kısımdan oluşuyor. Yardımcı kısım. Şimdi arkadaşlar protein olan kısma biz ne diyoruz? Apoenzim diyoruz. Apoenzim. Yardımcı kısım ise iki şekilde olur. Ya organik bir madde gelip bağlanır. Dediğim gibi organik madde ne olacak? Vitamin. Vitamin olur. Ya da inorganik bir madde gelip bağlanır. İnorganik madde de arkadaşlar mineraldir. Organik madde gelip bağlanıyorsa biz bu yapıya koenzim diyoruz. Koenzim. İnorganik bir madde gelip bağlanıyorsa arkadaşlar buna da kofaktör diyoruz. Kofaktör. Şimdi protein artı yardımcı kısım ikisi birlikte varsa bakın biz bu enzime şöyle yapayım ben. Protein artı yardımcı kısım tabi yardımcı kısımdan sadece bir tanesini alacaksınız. Ya bu olacak ya da diğer olacak. Protein artı yardımcı kısımdan oluşan enzime biz holoenzim veya tam enzim diyoruz. Veya arkadaşlar zaten söyledik bileşik enzim diyoruz. Bileşik enzimler bu şekilde arkadaşlar yardımcı kısmından oluşuyor. Peki yardımcı kısımda başka moleküller var mı? Vardır tabii ki. Organik moleküller dedik ya hani vitamin genel olarak katılıyor diye. Başka moleküller de katılabilir arkadaşlar. Mesela NAD. Hani organik bileşik olarak. Şimdi organik yapı olarak NAD koenzimi, FAD koenzimi bunlar nedir? Solunumda görev yapanlardır. Daha sonra NADPH bu da yine bir fotosentezde görev yapan koenzimdir arkadaşlar veya NADP. Sonra FMN dediğimiz bakın bir koenzim vardır. Nedir bu? Flavin mononükleotit. Yani nükleotit yapıda yapısında flavin dediğimiz bir madde vardır. Bir de koenzim A. Koenzim A. Bu da nedir yine? Organik yapılı yardımcı kısımlardır arkadaşlar. İnorganiklere de zaten dedik ki mineraller geliyor dedik. Şimdi ben size protein kısım ile yardımcı kısmı karşılaştırmasını vereceğim. Yani bazı özelliklerini karşılaştıracağız. Arkadaşlar protein kısım için bakın şöyle yazayım. Farklı bir renk alalım. Yine turuncuyu alacağım. Şuraya protein yazıyorum. Protein kısım. Şuraya da yardımcı kısım yazıyorum. Yardımcı kısım. Arkadaşlar protein kısmının görevleri vardır. Yardımcı kısmın görevleri vardır. Özellikleri vardır. Şimdi protein kısım bir kere organiktir. Organiktir. Protein kısım. Yardımcı kısım organik ya da inorganik olabilir değil mi? Organik bakın ya da inorganik. Ya da inorganik. Peki gelelim diğer özelliğine. Arkadaşlar protein kısım substratı belirler. Şöyle düşünün. Protein kısım bir okulda çalışan müdürdür. Ne yapar? Size programı yapar. Ders programını belirler değil mi? Yani sizin etki edeceğiniz sınıfı belirler.
Siz de yardımcı kısımsınız. Öğretmeniz bizlerde. Ne yapıyoruz? Substrata etki ediyoruz. Yani gidip öğrencilere ders anlatıyoruz. Onlara etki ediyoruz. Yardımcı kısımız. O zaman yardımcı kısım ne yapar arkadaşlar? Substrata etki eder. Evet. Protein kısım sadece belirliyor ama asıl çalışan kısım kimdir? Yardımcı kısımdır. Arkadaşlar, bileşik enzimlerde protein kısım tek başına çalışmaz. Tek başına çalışmaz. Yardımcı kısım başka reaksiyonlara yani başka enzimlerin yapısına katılabilir. Şimdi protein sadece tek bir substrat şeyi kabul eder, yardımcı kısmı kabul eder. Mesela diyelim ki A proteini var. A enziminin proteini. O protein sadece işte kalsiyumla çalışıyorsa sadece kalsiyum bağlandığı zaman çalışabilir hale gelir. Ama kalsiyum gidip başka proteinlerin yapısına katılıp enzim oluşturabilir. O yüzden bu özellik önemlidir. Protein kısım tek başına çalışmazken yardımcı kısım başka enzimlerin yapısına katılabilir. Yapısına katılabilir. Şöyle yazalım. Evet, bir diğer özelliğine gelelim. Arkadaşlar, dediğimiz gibi protein kısmı apoenzim dedik. Yardımcı kısmı ise organik ise koenzim, inorganik ise kofaktör. Tamam, bu kadar özellikleri yeterlidir. Evet, basit enzim ve bileşik enzimlerle ilgili olan özelliklerimiz bunlardır arkadaşlar. Enzimlerin yapısı bu şekilde. Şimdi videomuz 21 dakika olmuş. Bu videoyu burada keselim. Sonraki videoda enzimlerin sınıflandırılmasından bahsedeceğim. Ayrıca enzimlerin çalışmasına etki eden faktörlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.